annenin saçlarını görünce size bir kez daha aşık oldum Kamuran. Gerçekten dehasınız. Hayır efendim, man kafayım, budalayım. Sizi bu kadar geç tanıdığım için yangınlardayım. Aman canım, yangın. Amanın, yangın var. Ne oldu? Yangın var. Ne oldu? Yangın var. Ne? Hayatın nüfus uzanını düşürmüş. Yandık. Vallahi patladık, billahi patladık. Canım, akşam verirsiniz, nedir yani? Hem güvenli eller de burada. Yok, olmaz, öyle olmaz. Çünkü Emine... Hayat kimliğine ihtiyaç duymuş. Emine iş yerine onu götürecekti. Hayır efendim, ne demek o götürecekti? Ben götürecektim. Kader böyle istedi. Motoruma atladığım gibi 10 dakikada yetişirim peşinden. Asfalt üzülür. Kamuran Bey, Kamuran Bey. Bunu gerçekten benim için yapar mısınız? Sizin için neler yapabileceğimi hayal bile edemezsiniz. Dakikada yetişirim. Pardon kızım. Bir şey sorabilir miyim size? Tabii buyurun. Burada mı çalışıyorsunuz? Evet. O zaman Murat Bey'i tanıyorsunuz, hani şu patron olan. Tabii ki efendim, kendisinin asistanı oluyorum. Hı. Siz kimsiniz, niye sordunuz? Ben Emine. Emine Hanım, ah biz de sizi bekliyorduk. Yok yavrum, Emine değil, Emine. Ah Emine Hanım, hoş geldiniz, buyurun. Profesyoneldir, kuralcıdır. Adil bir patrondur. Çok güzel. Ama hiç mi bir kötü huyu yok bu Murat Bey? Biraz şeydir. Ne? Asabi. He, sinir var diyorsun. O fena. Evet, ve asistanları olarak olan bize oluyor. Tersi pistir. İkincidir sonra. Yapılan hiçbir şey unutmaz. Hiçbir hareketin de altında kalmaz. İnsanı diliyle döver. Diliyle. Ama iyi bir adamdır. Yani tatlıdır. Görünce siz de seveceksiniz. Gir. Buyurun. Efendim, uzun süredir beklediğimiz misafirimiz geldi. Katarlı oteller zinciri sahibi Emine Elkadi. Ama... Murat Sarsılmaz. Ama ben... Ben de ne zamandır sizinle tanışmayı bekliyordum. Ben de vallahi. Buyurmaz mısınız? Tabii, ne yapalım artık? Kader bizi buraya kadar getirdiyse buyuracağız mecbur. Bir şey içer misiniz efendim? Vallahi zahmet olmasa bir orta kahveni içerim evladım. Tabii. Siz Murat Bey? Ben de Emine Hanım'a eşlik edeyim. Tabii efendim. Şunu kapatayım da bizi bölmesinler değil mi? Takdir ettim doğrusu. Pek doğru bir hareket. Ben de kapatayım. Kapatayım ama nereden? Yani teknolojiyle aram pek iyi değildi. Ben yardımcı olayım dilerseniz. Aha, buyurun. Pek yardımsevermişsiniz. Kibar, centilmen, çevikmişsiniz de maşallah. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hayır efendim, nereden çıkarıyorsunuz? Bildiğiniz yontulmamış öküzüm ben. Aman evladım, estağfurullah. Öyle öyle efendim. Sizin zamanınızda kıyaslanınca hepimiz baltayız balta. İncelikler, kibarlıklar sizin zamanınızda güzel şeylermiş efendim. Ah ah, o eski beyefendiler, hanımefendiler. Hey gidi hey, buyurun.
Sağ ol. Hayır efendim, ne demek ulaşılamıyor? Ben ulaşırım. Kendi ellerimle bulurum Emine Hanım'ı, sobelerim. Benimle iddialaşan kaybeder. İş başa düştü. Yürü Kamuran. Ben de hangi kata gideceğime karar vermedim. Sizi hangi katta bırakalım efendim? Nasıl karar vermediniz? Kime geldiniz yardımcı olayım? Asıl siz kime geldiniz? Aa. Bana ne? Sakın söylemeyin, hiç merak etmiyorum. Bana gelecek olursak karar vermedim diyorsam vermedim. Aradığım kişi telefonunu açmadım. Ama neticede şimdi bu... Yavrum ben dördüncü kata çıkacağım. Siz de dörtte karar kıldınız demek. Hayır asla. Dört mü? Pe, hayatta olmaz. Ben ikiye çıkacağım. Niye? Çünkü yavaş yavaş yükselerek çıkmayı tercih ederim. Alın terimle hak ederek. Prensip meselesi. İyidir. Ay. Nereye? Murat Bey'e bir şey söyleyecektim. Gidemezsin. Misafiri var. Emine Elkadi geldi. Ama onlar gelmeyeceklerini söylemişlerdi. Bana da kahve söylediler. İki tane orta Türk kahvesi unuttum ben. Ay koş. Koş. Azim Hanım hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz bu. El öpenlerim çok olsun evladım. Nasılsın güzel kızım? Nasılsın Ceylan gözlüm? İyiyim, çok iyiyimsin. Nasılsınız? Seni gördüm, gönlüm şenlendi. Kolyen çok yakışmış. Murat Bey'in doğum günü hediyesi. Biliyorum. Rahmetli anneciğine ait. Şimdi doğru yeri bulmuş. Leyla'nın emanetlerine çok iyi bak, olur mu hayat kızım? Ben bu emanetler için ölürüm Azim'im. Murat Bey'in şimdi biraz işi var. Ben siz Necat Bey'in odasını alsam şimdi. Peki.